Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir fırın yemeği tarifim olacak. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için öncelikle bir adet büyük boy karnabahar ve brokoliyi çiçeklerinden ayırıyorum. Daha sonra bıçakla ufak ufak parçalara bölüyorum. Çok fazla büyük olmasın. Çok fazla da küçültmeyin, orta karar olması yeterli olacaktır. Brokolileri de çiçeklerinden ayırdıktan sonra aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Mevsimin en değerli sebzelerinden karnabahar ve brokoliyi mutlaka yapın. Özellikle çorbası ve yemekleri fırında veya tencere yemeği olarak yapabilirsiniz. Gayet lezzetli ve şifa kaynağı. Karnabahar ve brokolileri doğradıktan sonra bir adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Bu arada size farklı ama çok kolay bir soğan doğrama yöntemi de göstermiş olayım. Bu şekilde üstten aşağıya doğru çizikler attıktan sonra yan çeviriyorum ve doğruyorum. Kolay bir doğrama yöntemidir. Bir adet havucu küp küp doğruyorum. Hemen ardından bir adet patatesi de doğruyorum. Yalnız patatesi biraz daha havuçtan büyük olacak şekilde doğruyorum. Havucu daha ufak doğramıştım. Patatesleri de doğradıktan sonra tepsiye alıyorum. Sonrasında 2 adet kapya biberi küp küp olacak şekilde doğramaya devam ediyorum. Tüm malzemeleri doğrayıp hazır ettikten sonra iyice yıkamış olduğum karnabaharları tencereye aldım. Üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Bir miktar tuz ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum. Yıkayıp temizlemiş olduğum brokolilerin üzerinde geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Aynı şekilde tekrar tuz ve süt ilavesi yapacağım. Aynı şekilde brokolinin de tuzunu ve sütünü ekledikten sonra kaynaması için bırakıyorum. Fakat fazla kaynamayacak, biraz diri kalacaklar çünkü fırında da pişecekler aynı zamanda. Diğer taraftan tavamın içerisine bir miktar sıvı yağ alıyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Doğramış olduğum kuru soğanları tavama ekliyorum. İnce doğranmış 2 diş sarımsak ekliyorum ve doğradığım havuçları ilave ediyorum. Soğan ve havuçları biraz soteliyorum. Biraz kavurduktan sonra üzerine patatesleri ekliyorum. Patateslerden sonra kapya biberleri ilave ediyorum. Hepsini birlikte kavurmaya devam ediyorum. Tuzunu da ekledikten sonra biraz daha kavuruyorum. Sebzelerim yeterince kavrulduktan sonra şimdi altını kapatıyorum. Karnabahar ve brokolileri kontrol ediyorum. Çok fazla yumuşamayacaklar. Suyunu süzdükten sonra büyük bir borcamı alıyorum. Ardından tavada sotelemiş olduğum sebzeleri ilave ediyorum. Şöyle bir çok ezmeden karıştırıyorum. Sosu için 2 su bardağı sütü karıştırma kabının içerisine alıyorum. İki adet yumurta kırıyorum. Sevmiyorsanız yumurta eklemeyebilirsiniz. Yarım pakette krema ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz biber ve 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Tüm malzemeyi çırpıp güzelce karıştırıyorum.
Yarım demet kadar ince ince kıymış olduğum maydanozları da ekliyorum. Tekrar karıştırdıktan sonra sosumu tamamlamış oluyorum. Hazırlamış olduğum sosu sebzelerimin üzerine her tarafını eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Yine sebzeleri ezmeden karıştırdıktan sonra şimdi fırına gitmeye hazırlar. 180 derece alt üst ayar fırında pişmeye gönderiyorum. Yaklaşık yarım saat sonra üzerlerine rendelemiş olduğum kaşar peynirlerini ekliyorum. Bir 10 dakika kadar da bu şekilde peynirler eriyene kadar pişireceğim. Toplamda 40 dakika pişmiş olacak. Kaşar peynirleri de eridikten sonra pişmiş olan yemeğimi fırından çıkartıyorum. Şimdi fırın yemeğimizi lezzet testine geldi sıra. Büyükçe bir dilim kesip servis tabağına alıyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişmiş. Dumanı üstünde görüyorsunuz, sıcacık. Hemen tabağa aktarıyorum. Nefis bir yemek oldu gerçekten. Sizler de bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz dostlarınıza da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.